Abi. Hı? Abi vakit geliyor, esas mevzuyu unutmadın değil mi? Ya cenaze çıktı evden. Nasıl gideceğim ben şimdi oralara ya? Nasıl gideceğim abi? Sıkacaksın abi biraz dişini. Olmaz ki daha ilk günden ekeceksin kızı. Ölü başlar bu ilişki, olmaz ki abi. İlk günden beni atlattı der. Abi sinema hazır, büfe hazır, gözünü seveyim abi. Arkadaş izah edilecek bir durum da yok ortada. Yok abi, nesini izah edeceksin Deniz yenge? Avukat bir de kız. Abi senin bu hani kadın seçimlerin de hani yani. Hepsi çok zeki, hepsi çok zor. Ne yapacaksın abi? Yapacak bir şey yok. Bir hapmap atacaksın. Yürüyeceksin, gideceksin. Ne yapacaksın? Ben şu elime yüzüme bir su vurayım da. Hap attırırım sana bir ara. Hayırdır birader, bu hal ne böyle ya? Sen akşam bana bir masa kursana canım sıkkın. Yaparım tabii ya. Kardeşime masa yapmayacağım da kime yapacağım? Böyle habersiz geldim, işim falan yoktu değil mi? Yok yok, biz öyle takılıyorduk Ali'yle. Tahminiyle bakayım. Fırat. Biz Nil'le Sinan'ı Romanya'ya gönderdik. Nasıl? Durumları ciddiymiş. Burada biraz zor dediler. Orada bir klinik bulduk biz de. Bindirdik, uçağa gönderdik. Sıkıntı yapma birader, senlik bir durum değil. Ne yapabilirdin ki? Geç otur şöyle, ben geliyorum. Şimdi ben nasıl güveneyim de evleneyim bu adamla Deniz ya? Ya her seferinde bir şey olmadı mı? Bana her yaklaştığında arkasından bir şey çıkmadı mı? Ya başına bir bela geldi, ya çekti gitti. Tamam evet, her seferinde bir mazereti vardı. Ama yani beyinle kalp arasındaki yolda aşınıyor zamanla. Ben şimdi nasıl beynime laf anlatayım? Evleneceğim, evleneceğim dediğim zaman dur sakın yapma, kandırıyor seni, kandırıyor seni diye hiç durmadan konuşuyor. Kalbimde küt 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 atmaya başlıyor o zaman tam tersi. Hayır yani kalbim olarak 500 kere rezil olmuşumdur beynime ben ya. Olacak iş mi? Yani ne zaman bir şey yapacağım desem böyle faturayı çıkartıyor beynim. Bak bu adam sana bunları bunları yapmıştı diye. Yani kalbime de laf anlatamıyorum. Kaç kişi var içeride? Nerede? Kimse yok ya. Evde değil hayatım. Senin içinde kaç kişi var? Bir kişi var ya. Sadece ben öf. Sen ne bakıp duruyorsun saatine sürekli? Ne? Saate mi? Öylesine bakıyorum. Yeni aldım bak. Sevdin mi, beğendin mi? Güzel mi? Bakayım. Aa güzel. Hakikaten çok güzel vallahi ya. Ben burada hayatımın kararını vermek üzereyim. Sen saatinle kafayı bozmuşsun. Güzel güzel, çok güzel. Versene bana. Suya geliyor mu bu? Ha? Havuza mavuza giriliyor mu? Bulaşığa geliyor mu? Delirdin ha? Ha? Ne yapayım, ne diyeyim ya? Evlenme diyorum, seviyorum diyorsun. Evlen diyorum, olmaz diyorsun. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Allah Allah. Çıkıp gitsene sen ya, ne işin varsa. Saate bakıp duruyorsun sürekli, dinliyormuş gibi numara. Çık git. Delirdin sen ha. Ne işim olacak? Aa. Öylesine bakıyorum, bakıyorum. O tık 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 saniye geçince benim kafam çalışıyor. Konsantre oluyorum, seni daha rahat dinliyorum. Ne işim olacak? Seninle mi uğraşacağım ya? Hap alacağım, yatacağım. Bir sürü derdim var benim. Kafamı dinleyeceğim, depresyona gireceğim. Bir sürü kararlar vereceğim. Çık git ne işin varsa. Gözüm içine baka baka dinliyormuş gibi saate maate bakma ya. Allah Allah, ne işim olacak benim? İşim dinliyor, işim yok. Saatine bakıp duruyor. Bağırıyorsun bana. Ben anlamıyorum gözünden baktığın başka yerde. Anlamıyorum sanki. Neye bağırıyorsun? Olacak şey değil ya. Zorla götürtüyorsun. Ben gidesim yok şu evden. Beni zorla yolluyorsun. Tabii tabii. Yani. Hadi, hadi. Kalktın mı birader? Gel, geçelim sofraya ya. Ne kalktım abi ya. Abi ben böyle... daha kendime gelemedim, siz de biraz hazırlık yapmışsınız da biraz yatayım mı ben? Öyle mi? Tabii tabii. Yardımcı olsun bunlar sana. Yardımcı olun Fırat abinize. Abi ben uçurum seni ya. Geç kalacağım ya. Daha ilk buluşmadan geç kalacağım. Adam kapıda kalacak. Rezil oldum ya. Rezil oldum. Geç kaldım işte. Abicim kaçta gidiyorsun? Çık ben geçeyim. Tın tın tın.
Beşte mi gidiyorsun ya? Yürü. Geç kaldım. Rezil oldum. İnsan gibi sürsene oğlum şu arabayı, manyak. Abi geç kaldık işte Fırat abi yüzünden. Daha ilk günden geç mi kalacaksın abi buluşmaya? İlk günden daha ya. Ben olsam var ya, bana geç kalacaklar öyle. Hayatta gözünün yaşına bakmam. İlk günden bitiririm ilişkiyi. O ne demek lan, o ne ben olsam ha? Sen niye öyle gevşek gevşek konuşuyorsun ki ben olsam ha? Abi. Ne abi? Olmadın işte, olmaz. Sür şunu, geç kalmayalım ya. Tamam abi işte yetişeceğiz. Sık biraz dişini ya. Şansını zorluyorsun ama ha. Abi ben ne yaptım şimdi? Ya Ali yürü, Allah aşkına yürü ya. Sermet Bey. Hayırdır? Buyurun, dikilmeyin burada. İçeri girin isterseniz. Yok, biz şeye bakmıştık. Kim? Deniz Hanım'a. Ha Deniz. Deniz yok. Ne istemiştiniz Deniz'e? Emlak. Emlak işi varmış kendisini. İşte abimin de tanıdıkları falan var ya. Öyle mi? Benim niye haberim yok? Peki, kendisi de geldi zaten. Geldi şimdi. Deniz Hanım nerede kaldınız? Emlakçı bekliyor. Adamı zor tutuyorum dükkanda. Emlakçıya değil mi? Evet. Deniz. Ne yapsak hemen? Gitsek mi adamı? Beklettik zaten bayağı bir. Biz emlakçıya gidiyoruz da. De iyi eğlenceler emlakçıda. Emlakçıda ne eğlence olabilir ki işte? Mal mülk işleri. Abi. Arkaya bin abi. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Allah'tan siz de geç kaldınız da sorun çıkmadı yani. Ay sormayın, ben de az kalsın gelemiyordum ya. Benim size bu geceye başlamadan önce söylemem gereken çok önemli bir şey var. Umarım kötü bir şey değildir. Çünkü kötü bir şey duyma hakkımı bugün doldurdum. Yani söyleyeceğim şey sizin nasıl yorumlayacağınızla ilgili bir şey. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Yok, yani bilmem, belki. Deniz Hanım, ne olduğunu söyleyecek misiniz? Tamam. Fırat, Narin'e evlenme teklif etti. Adam gibi sürsene oğlum sen bu arabayı. Yani yok, çocuk da haklı tabii, sizin şeyinizi merak etti, tepkinize. Ali Bey, siz yola bakın lütfen. Yok, yani tepkiden falan değil ya. Kusura bakmayın yenge. Benim tepkim metkim yok yani. Ben Fırat yüzünden geç kaldım. Bizim evde oturuyor zaten, öyle geldi. Üzgün, argın duruyordu. Aa şey ya. Narin kabul etmedi. Yani etmedi değil, reddetmedi de şey cevap vermedi abi. Kafa gitti onun da. Demek o yüzden çocuğun canı sıkkın. Yani sizin için bir sorun yok, öyle mi? Evet. Narin'in bu teklifi kabul etmemesi benim için sorun. Çünkü kardeşimin üzülmesini istemem. Başka bir şey yok. Ya yemin ediyorum Allah'ıma kitabıma köpek gibi kıskanıyor beni.
şerefsizim kıskanıyor ya. Irmak Hanım, ablamı ne yapacaksınız diye sorunca öyle mal gibi kaldım bir anda. Allah'tan Ali lafa girdi de öyle emlakçı memlakçı kurtardık. Ya Deniz Hanım, biz niye böyle her şeyi gizli saklı yaşıyoruz? Yok yani, daha birbirimizi tanımıyoruz ya. Biz anlayalım ne olduğunu, onlara da anlatırız. Bizim ne olduğunu anlamadık. Yani anladık tabii ki. Ya ben çok iyi anladım. İsterseniz böyle çıkıp böyle bütün sınıfı anlatabilirim ne anladığımı. Irmak'ın haberi var mı? Ay yok. Kıyamet kopacak. Ne yapacağım ben? Ben halledeceğim, merak etme. O iş bende. Kimden saklanıyoruz abi? Anlamadım espriyi. Oğlum burası ne? Millet gelse görse bizi inanmaz vallahi. Başka bir yer bulamadın mı? Ne yapayım abi? Biraz nakde sıkışım da param anca buraya yetti. Biliyorsun düğün müyün. İyi hadi kalk, seni bir bara götüreyim. Ben ısmarlarım. Hadi. Yok yok. Sabaha kadar başını şişireceğim zaten. Bir de sana ısmarlatmayayım. Abim nerede? Hemen gelir. Biliyor çünkü burada olduğunuzu. Çıktığımı söylersiniz. Ya salon bomboş. Film kötü mü acaba ya? Sinemayı kapattık biz. Ne? Sinemayı kapattık. Şaka yapıyorsun değil mi? Deli bu adam ya. Ay sinema kapatmış. Çok tatlı. Acaba şimdi böyle el mel tutulacak mı, öyle mevzular var mı? Yok canım, niye tutulsun ki randevuda yani? Şey mi bu yani? Değil mi? Yani niye tutulsun? Kız senin için nikahtan kaçmışlar, el tutmaktan bahsediyorsun gerizekalı. Ne biçim film lan bu? Ay bu zombi filmi. Kusura bakmayın Deniz Hanım, bizim Ali'nin gerzekliği yani. Yok ya, ben severim zombi filmi. Vallahi severim. Ay çok güzel. Bak. Güzel, çok iyi. Ay vallahi çok güzel ya. Bak bak bak. Ay ne yaptı?
değil mi ya? Hatta adamı yedi ya. Evet. Ay çok güzel. Senin vilayetin Ali, ben senin yolunu yordum. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Böyle film mi olur lan? Ne olmuş ki abi filme? Zombili lan bu film. Korku filmi miymiş abi bu? Abi vallahi ben hiç filme falan bakamadım abi. Sinemayı falan da son anda çok zor ayarladım zaten abi. Git lan. Git konuş makinistle. Durdursun filmi. Kız da çıkart dışarı. Ya abi. Lavaboya indi herhalde de. Ya yenge gerçekten çok özür dilerim. Ben bu filme bakmaya hiç vaktim olmadan şimdi senin de için dışına çıkmıştır. Ben bilmiyordum bunun korku filmi olduğunu ya. Yok ya, ben korku filmi çok severim. Ne olacak? Samet Bey sana kızdı mı bu yüzden? Ya Samet Bey, Ali'ye niye kızdınız ki? Ne gerek vardı? Ya bakın, ben gerçekten çok severim korku filmini. Ya samimi söylüyorum, biz haftada bir iki tane alıp evde oturup izleriz. Girelim bitirelim şu filmi, çok ciddiyim. Ya Deniz Hanım, bana bu gerizekalıyı korumayın ya. Böyle film mi olur ya? İnsanlar birbirini yiyor. Hem biz daha sosisli falan yiyecektik değil mi? Yani sinemaya sonra tekrar geliriz. Büfe yakın, isterseniz hemen geçelim. Ha? Buyurun. Valla Deniz Hanım, tekrar özür dilerim ya. Bu mallıkları yüzünden. Senin sosyeden anladığın bu mu yani? Ne yapacaksın sen? Böyle her gittiğimiz yeri kapattıracak mısın? İnsanları boşalttıracak mısın ha? Aynen öyle. Mesela önümüzdeki hafta Venedik'e gideceğiz ya seninle. Enrico'ya haber verdim. Şimdiden orayı boşaltıyorlar. Seni tanımak istiyorum. Karşındayım. Her şeyi sorabilirsin. Mesela bugünün nasıl geçti? Neler yaptın? Hı? Sinan, saçmalama. Yakalayın lan şunu. Sabah uyandım. Çocukla kahvaltı yaptık. Sonra okula gönderdim onu. Tamam. Yani nelerle meşgulsun? İş olarak ne yapıyorsun? Plaza aldım bir tane. Yarım kalmış bir plazayı aldım, onu tamamlıyorum. Şey, önemli değil. Ben öylesine muhabbet edelim diye sormuştum yani. Yo yo, yani ben de zaten anlatıyorum işte. İthalat, ihracat. Ne üstüne? Bir sürü şey. Her şey. Boş ver ya. Yani üstüne konuşamayacağımız işlerle uğraştığını biliyorum sonuçta. Diyeceksin ki biliyorsan niye geriliyorsun, niye buradasın diyeceksin. Demeyeceğim. Bugün çok kötü bir gün geçirdim Deniz. Anlatma ya. Boş ver. Ali beni eve bırakabilir mi? Deniz.
Bu güzel gece için teşekkür ederim. Kızım. Bakıyorsun lan. Yattı de. İnanamıyorum. Ne bir daha söyle. Ablam, yani şurada gördüğün kadın az önce Sermet Karayel'i dudağından öptü. Yuh. Niye? Bir adam niye dudağından öpülür Atif Bey? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.